الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Buruç suresi Mekke'de inmiştir, 22 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, yıldızlarla dolu olan gökyüzüne, vaat edilen o kıyamet gününe, şahit olana ve şahit olunana yemin olsun ki, Ashab-ı Uhdud, o çıralı ateşi yakanlar kahrolsunlar. Ashab-ı Uhdud, Uhdud, Hat, Hendek kelimesinin çoğuludur. Ashab da sahip, eş, dost, sahip kelimesinin çoğuludur. Önceki peygamberlerden birine inanan bir grup mümini imanlarından döndürmek için açtıkları çukurlarda ateş yakıp inananları da bundan içine attıkları için bu zulmü işleyenlere Ashab-ı Uhdud, ateş çukuru sahipleri açanlar denilmiştir. O zaman onlar ateşin üzerine oturmuşlardı. Onlar müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Onlara kızgınlıklarının nedeni ise sadece müminlerin her şeye gücü yeten ve her türlü övgüye layık olan Allah'a iman etmeleri idi. Bütün göklerin ve yeryüzünün egemenliği O'nundur. Allah her şeye şahittir. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip sonra da tövbe etmeyenler var ya, muhakkak onlar için cehennem azabı vardır. Yangın azabı da onlarındır. İman edip salih ameller isteyenlere gelince, onlar için altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte o büyük kurtuluştur. Gerçek şu ki Rabbinin cezalandırması çok şiddetlidir. Şüphesiz o, evet o hem yaratan hem de tekrar diriltendir. O çok bağışlayandır, çok sevendir. Arşın sahibi şanlıdır, dilediğini yapandır. Firavun ve Semud ordularının haberi sana geldi mi? Fakat o inkar edenler hala bir yalanlama içindedirler. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Fakat o levh-i mahfuzda şanlı bir Kur'an'dır. Levh-i mahfuz sözlük olarak korunmuş levha demektir. Üzerinde Kur'an-ı Kerim'in yazılı bulunduğu levhadır. 7. kat göğün üstünde bulunan ve üzerinde bugüne kadar olmuş ve bundan sonra gerçekleşmesi kesin olan iş ve olayların yazılı olduğu cisimdir. Sadakallahül azim.